Bu neler yapıyor? Üçgen işleye bak sen. Sanki 3, 4. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir motor video ile karşınızdayız. Tek başımayım ama herkes okulda işte. Bu neyse, bir önceki videoda toplama videosunu gördünüz. Motoru kırmızı toplamaktan şu an için vazgeçtim. Siyah kaportayla jantlarımızı değiştirdik. İşte hella taktık. Ondan sonra elektrik tesisatımızı baştan aşağı yeniledik. Ön boynuz taktım. İşte göstergedeki ışıklar çalışmıyordu. Şöyle göstereyim. Dörtlüsü çalışmıyordu. Onları yaptık. Makinede pis yerler vardı. Onları temizledik. Ondan sonra arka stopu çakarla yaptık. Daha sonra depomuza şeridimizi çektik. Elimizden geldiğince motoru hani dışarıdan görünen değil de içten görünmeyen sorunlarını da hallettik. Daha güzel bir hal aldı. Bana göre. İlk haline göre bu jantlar daha çok yapıştı 72'dense. Motor şu an yani yarı yarıya. Benim ona göre tabii ki de değil. Ona o çok dolu. Ama bu da en azından sade bir güzelliği oldu. Kırmızı kaportayı takıp takmamak arasında kararsızım. Belki değiştirmem. Belki bu şekilde satabilirim motoru. Belki de bu şekilde kullanabilirim. Belki kırmızıyı takıp kullanır. Daha sonra satarım. Belki de hiç satmam. Bilmiyorum. Bugün 150'lik değil. Yani bu motor 150'lik olduğu için. Bununla biraz gezinti vlog yapacağız. Kask kamerasını takıp. O burada yatacak. Dediğim gibi. Şimdi kask kamerasını yukarıdan alıp videoya başlayacağız. Şöyle motoru da göstereyim. Yanağını mesaisini değiştirdik. Sadece bir arka yanak biraz atmış. O da sök tak yapa öyle olmuş. Onu da yanak alacağız. Ön far falan çalışıyor artık. Görmüş olduğunuz gibi. Yani mercek vesaire alırız ya da başka bir şey yaparız. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi ayarlayacağız. Güzel bir hal alacak açıkçası. NCS 04. AUY 800. Bakalım. Dediğim gibi kask kamerasında sizde olacağız. Motoru biraz deneyeceğiz. Biraz yanlarız. Motora da hiç alışamadım. Direksiyon buna göre farklı. Bu direksiyon daha uzun ve daha kısa. O daha yüksek. Aradaki farkı anlarsınız. Yani dediğim gibi inşallah daha güzel bir hale gelecek. Evet, videomuz kayıtta. Çok güzel. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Motora alışamadım. Motor çok garip. Çok garipten kastım. Direksiyon ve debriyaj. Bunlar bana garip geliyor. Yani kullanım olarak kendim oturuma alıştığım için AUY'ye buna biraz daha yabancı kalıyorum. Ama öyle çok fazla da şey yapmıyorum. Bakalım. Motorda elden marş falan yoktu. Bunların her şeyi yapıldı. Kornamız yok şu an. Aktif. Motor bir de çok toplu. Hani cidden çok toplu. Şimdi deneme yapacağım hatta. 1-2 yapacağım hatta. Bir de hemen sarmaya başlıyor. Hemen. Tabii normal güzellikler de böyle ama ben yüzlüğe alıştığım için bana daha toplu geliyor yani. Benimkine göre daha kalkık bir motor yani basit değil. Bununla daha rahat çukura girebiliyorsun yani. Mesela ben burada tak diye vuruyorum benim motor. Bunda bir şey yok. Ben niye buraya geldim ya? Ben aşağı taraflara inmek istiyorum. Sesi çok güzel ama bir de sesinden ziyade motordan daha önceden çok garip sesler geliyordu. Onların çoğunu da kestik. Sesi nefesi
Hız patlıyor. Çatımada yapıyor. Ne kadar net geliyor, ne kadar şey geliyor bilmiyorum ama motor çok bağırıyor. Olur. Sakin ol, sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Gidip buna bir benzin alabiliriz. Evet doğru, benzin alalım. Ne var edeceksin abi? Bir videomuzun ne kadar çektiğini merak ediyorum ben. Ne kadar sardı neredeyse. Arka lastik de kapak, ondan da fark eder. Çok sarıyor. Tabii bu kadar güzel yanında bir kötü yanı var. Benzin fazla yakıyor. Yoklar.
2000 years later. Yavaş. Aslanım yavaş ya. Benzin aldığını bu kadar belli etmemen lazım. Ne cezi? Ne cezi diyorum böyle? Ne cezi? İsyanım var. Olan yüksek ya. Sanki 3-4. Kask kamerasını ben yamuk taktım galiba ya. Biraz yamuk çünkü olabilir. Aa şu egzoz diye bir şey sordum. Yapamadık.
Ya motor güzel aslında da bir direksiyona alışamadım yani, garip geliyor biraz. Aa bak ellerimiz gevşemiş. Direksiyon güzel bir şey, motor güzel bir direksiyon yamuk geliyor böyle. Hani buradan buraya bir yamukluğu var. Bunun biraz daha geri gelmesi lazım en fikrim de. Geniş yani benim AUG'ye göre. Ve motorla o kadar yol yaptım, o kadar motora alıştım. Hani bu böyle geliyor yani. Ben AUG'yi böyle tutuyorum, bu böyle geliyor. Hadi 150'lik. Makine torku var güzel ama AUG'de yaptığım hareketlerin aynısını bunda birazcık zor yani. Diye. Ama benim hatamdı. Ben tersten çıkıyor gibiydim. Abi sen nereden geldin önümüze be? Tık diye hemen geliyor. Tık diye. Gaz hemen, gaz tepkimiz falan çok iyi ya. Thank you.
Hemen atıyor abi, hemen. Yapıyor. Üçgen işleye baktık. Basık motor yolculuk olur. Frenler de öyle çok safa sağlam, iyi bir fren yok yani. Arka direkt şey yapıyor. Yani biraz fazla bastığında kilitliyor. Kilitliyordan kastım kaymaya başlıyor yani. Motor iş egzoz patlatacağım, onu denemedik biz ya. Dedi.
eder. Ben böyle bir şey görmedim, böyle bir tork görmedim. Kendi motorum diye övmüyorum. Tamam vardır. Ben yüksek sesli motora da bindim. Ama bundaki güç bana çok garip geliyor. Yani cidden çok garip geliyor. Hani olması gerektiğinden fazla değil aslında. Böyle almış olan bir fazla gidiş, yani sanki 400'lük motor gibi gidiyor ya da 250'lik motor gibi gidiyor demiyorum. Ama hani 150'lik bir motora göre bana göre çok 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 fazla geliyor nedense. Otobüsler geçsin. Dönsünler. 150'lik motora göre çok çok fazla. Ya zapt edemiyorum motoru, yani öyle söyleyeyim size. Gel abi gel. Sizin işiniz de zor. Var yoksa patlatırdım ama yok, o çocuk korkar. Memo! Bizim Memo'yu gördüm. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun, ne diyorsun? Tanıdın mı? Yok, tanıyamadım. Tanıyamadın mı? Allah'ım. İyi, ne yapalım? Bunlar aşırı. Hangisi bu? Hangisi bu? Bak bakalım. Kiminki? Aldık Emre'den ya. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ne? Sen ne zaman alıyorsun? He? Sen ne zaman alıyorsun? Çok zor ya. Benim başımdan olay ne eksik oluyor? Oldu. Bir hala vefat ediyor, bir dayı. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Karakoluydu, oyunduydu, uğraşıyorum işte. Nasıl, güzel mi? Bakacağız. Güzel. Kader. Ne diyecektim ben sana? Yüzlük motor kaç görür? Yüzlük motor, şimdi bak ciğer var, ciğer var. Yeni makineler 120'yi zor görüyor. Eski makineler 140'ı var. Değil mi? He, o da... Benim AU'ya yok mu? 14-16 modelleri diyorum. Tamam, anladım anladım. Bunlar işte. Bunlar 16. Bunlar 150. Bunu boşver. Bunun derdim değil benim. Benim AU'ya yok mu diğeri full basık olan? He. Bir de iki kişi 145-140 gördük. Bilmiyorum, eski parçalarla topladılarsa tamam yeni... Oğlum olabilir. Orijinal motor. Tamam da hani fabrikada... Çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Elinde kalıyor ya malzeme. Kamera abi. Elinde kalıyor yani. Olur, olabilir. Ciğer var motorda, bilmiyorsun. Yani araba gibi değil bunlar yani. Yazılımla tek bir ayara oturtmuyorlar. Olur. Fark ediyor yani. Aynı anda aldığın motor bir hızlı oluyor, bir yavaş oluyor. Aynen. İyi, kaçtım ben. Görüşürüz. Hadi Allah'ım. Videonuz döner mi? Alışık değilim ama.
Mal bu. Sakalımızı da takacağız. Biraz daha Avia'ya binelim. Nerede bunun anahtarı, nerede? Hatta Avia ile burada dönerim bunun ortasında. Döner miyim? Dönerim gibi. Deneriz en azından. Oy, ne oluyor? Başardık kardeş. Bir daha. Bir sağa doğru, sola doğru deneyim bir de. Hop, sola doğru. Sağa doğru daha güzel oluyor. Motor gidiyor. Dur. Düşecek sandım. Çok korktum kardeş. Oy, yoruldum. İlk döndüğüm güzeldi. İkinci döndüğüm, üçüncü döndüğüm güzel değil de ilk döndüğüm güzeldi bunda. O zaman videoyu kapatalım. Seni seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, like unutmayın. Arda videoları da gelecek.